Merhaba. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Efendim, Türkiye'nin problemi çok da. Türkiye'nin problemlerinin kaynağı bir tek adam. Tek adam hiçbir yerde geçerli bir yönetim biçimi değildir. Ama biz seçtik bunu. Evet, hayırlı oyladık. Biz seçtik ama nasıl seçildiğini herkes biliyor. Olağanüstü hal koşulları altında bu ülkede seçim yapıldı. Bir defa o şeye aykırı. İkincisi adalet. Adaletin olmadığı da hiçbir şey olmaz. Bak bir örnek vereyim. Bugünkü İçişleri Bakanı nerede çar çakal aranan mafya bilmem ne var hepsini yakaladı. Peki bunlar bir günde mi geldi buraya? Dün mü geldiler? Ondan önceki İçişleri Bakanı ne yapmış? Ne yapmış? Bir şey yapmamış. Hayır. Adalet yok. Ondan sonra herkes kendi adaletini arasın. Yandaşa adalet iyi. Şeye muhalife adalet o yerlerde sürünsün. Ekonomi berbat. Uçuyorduk. Uçuyor muyuz da? Uçurumdan aşağı uçuyormuşuz. Yok ya. Ekonomik sıkıntı yok. Ekonomimiz iyi diyorlardı. Şimdi sağdan soldan para aranıyor. Ekonomiyi biz düzelteceğiz diyoruz. Hangisi doğru bunun? Hangisi doğru? Biz salak falan mıyız yani? Alnımızda salak mı yazıyor? Biz bilmiyor muyuz? Cebimizi biz bilmiyor muyuz? Enflasyon %150. Diyor ki %70 ya diyor. Nasıl biliyorsun sen Ankara'dan benim cebimi? Ben bilmiyor muyum? Ben harcadığımı bilmiyor muyum? Biz salak değiliz. Bunların düzelmesi lazım. Tek adam rejimi bir defa gidecek. Hiçbir şekilde Türk milletine yönetim biçimine de uygun değil. Eskiden Hakan vardı, bilmem ne vardı. Moğollar zamanında, Hunlar zamanında ama orada bir kurultay vardı, bilmem ne vardı. Yani şimdi meclis var ama. Hani meclis? Hani meclis? Mecliste gönderiyor reis. El kaldır, indir. El kaldır, indir. Başka bir şey yok. MHP'nin ikisi. Bu tek adam rejimi gidecek. Gitmezse kesinlikle düzelmez bu ülke. Kesinlikle. Ondan sonra adalet düzelecek. Ondan sonra üretime dönük. Yerli üretim yaparak tarımdan, ondan sonra sanayiden, fabrikadan üretim yapılacak. Ekonomi düzeltilecek. Bu arada tabii eğitimi de unutmayalım. Bunlar için de bir adam gibi bir eğitim lazım. İmam Hatip açmakla uzaya gidilmiyor. Çağ atlanmıyor, uçulmuyor. Görüyor işte. Din eğitimi yapılan bütün ülkelerin halini görüyoruz. Kimisi İngiliz'in, kimisi Amerikan'ın kıçında geziyor. Biz oralarda gezemeyiz. Biz layık değiliz oralarda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şunu da sormak istiyorum. Alışveriş yapmasınız. Görmek istiyorum. Ne aldınız? Ne kadar aldınız? Bak ne aldım? Ne kadar aldım? Şu yufka aldım. Yufka aldım. BİM'den aldım. Ne kadar? Bu BİM'de 45 lira. Diğer yerlerde tanesi 15 lira. Uygun yerden aldım. 15 liradan da aldım. Belki orası daha. Ama param İBB'ye gitsin istiyorum. Niye? Çünkü 100 bin öğrenciye burs veriyor. 15 bin öğrenciye efendime söyleyeyim yurt veriyor. Fakirlere süt veriyor. Anne kart veriyor. Yani elini koluna bağladıkları halde daha ne yapacak? Oradan aldım. Bak. Marul almışsın. Marul aldım. Evet, tamam. Normal 20 lira. Yani parası olana bir şey değil. Kap ve biberin kilosu 80 lira ya. 80 lira. Yani şunun toplamı ne biliyor musun? 300 lira. Elde var sıfır. 300 lira bir adamın karnını doyurmaz yani. Ya bir de şunu söylüyor abi, lafını bölüyorum. Diyorlar ki, bugün ikinci kez de söylüyorum bunu. Madem ekonomi o kadar kötü, bu çarşı pazar niye dolu? Bu restoranlar niye dolu? Ekonomi kötü diyorlarsa bu kadar araç niye dışarıda diye soruyorlar. Şimdi bakın, onu söyleyenler var ya, birilerinin propagandasını yapıyor. Birbirlerinin yani anti propaganda derler buna. Nasıl? Bu kadar araç var diyor. Türkiye kaç milyon? 80 milyon. Şeyleri saymıyoruz, tırmacıları. 80 milyon. 80 milyon lan. Her evde herkesin bir aracı var mı? Yok. Ben 45 yıllık, 40 yıllık memurluk yaptım. Eşim de mi 40 yıllık memur? Emekli olduk, bir ev alabildik. Ancak taksitle, işte krediyle. Arabam yok benim. Kızım var, kızımın da arabası yok. Bizde de yok. Kimde bu araba? Şimdi 83'e bölüp ne yapar? 27 milyon falan yapar. 27 milyon. 27 milyon arabanın hepsi İstanbul'da mı? Değil. Ama İstanbul'da, büyük kısmı İstanbul'da. Nüfusun 20 milyon İstanbul'da. Millet ne yiyecek? Pazara gitmeyecek mi? Lokantaya gitmeyecek mi? Lokantaya gidenleri topla şu İstanbul'da. Günlük topla. 300 bin kişiyi bulmaz. 300 bin kişi 20 milyonun kaçta kaçı? %15'i. %85 ne yapıyor? Nerede ucuz yiyecek var? Nerede ucuz giyecek var? Onun peşinde dolaşıyor. Ucuz arıyor. Ucuz mal aradığı için millet sokakta. Onun için kalabalık gözüküyor. Yani sorun konu bu. Bir soru daha sormak istiyorum. Yakın zamanda Mehmet Şimşek kamuda tasarruf paketi açıkladı biliyorsunuz. Geç onlar. Onlar geç. Onlar. Bunun üzerine de Diyanet'in kullandığı Audi 8 iade edildi. Yorumunuz nedir? Tasarruf açısı onlar oldu. Din adamlar. Onlar şimdi tarikat, cemaat, ondan sonra din kurallarının geçerli olduğu bir ülkede yaşayacakları için onların şeyi kallavi olması lazım. Koltuğu, bindiği araba, makamı. Onlar şimdi din tandansı yapıyorlar şeyi. Yönetim biçimini. Öyle hayal ediyorlar. Onlara Renault, Tok. Onlar açmaz onları. Şey ya bunlar. Şeyhülislam tipinde eski Osmanlı. Ya sen Şeyhülislam olsan ne yazar? İmam olsan ne yazar? İnansan ne yazar? İnanmasan ne yazar? Sen kimsin? Benim inancım var. Benim. Allah'la inanç benim aramda. Sen oradan ne geziyorsun sen? O milletin 3 milyar dolar bütçesine. 3 milyar dolar bütçesi var. Ne üretiyor? Ne üretiyor? Hiç. Öğretmene veriyor. 43 bin lira. İmamı veriyor 43 bin lira. Hangisi ülkeye yararı var? Ya ben ibadetimi evde de yaparım. İbadet gizli derler değil mi? Gizli de değil yani. Açıkta yapsın. Önemli değil. Gizli yapmasın. Gizli olanı makbuldür. Evet, yani. Ya gizli de yapabilir, açıkta yapabilir. Ben ibadetimi evde yapabilirim. Sen çocuğunu evde okutabilir misin? Teknik liseye gönderip teknik bilgi aldırabilir misin?
Okul açma, okul açma. Ondan sonra İmam Hatip'te. Kendi torunlarını da Amerika'ya gönderiyorlar. Burada milletin çocuğunu İmam Hatip'e gönderiyor. Kendi çocuklarını da Amerika'da, torunlarını Amerika'da okutuyorlar. Bu nasıl yaman çelişki? Ama onlara suç bulmuyoruz. Buna tepki göstermeyen şu halkımız var ya. Allah'a çok şükür, hamdolsun her şey var. Bilmem ne diyenler var ya. Kimisinin tuzu kuru bunu diyenlerin, kimisi de böyle ülkeden bir haber, gelecekten bir haber. Yani insan üzülüyor bunlara. Halk uyandı artık diyorlar. Ya halk uyanacak, mecbur uyanacak, mecbur. Ama ne zaman uyanacak bilmem. 2 sene sonra mı uyanır, 5 sene sonra mı uyanır? Uyanmaktan başka çare yok. Uyanmazsa valla sersebil yaşar, sersebil yaşar. Perişan bir şekilde yaşar. Peki şunu da sormak istiyorum. Sizce erken seçim olur mu? Yok, erken seçim olmaz. Erken seçim de olmasın. Ya, şimdi erken... Boşuna haber yapma. Topraklarda çocukların kafalarına taş vurup tecavüz ediyorlar ha. Yok, onu... Şimdi şöyle. Abi de az önce ben açıklayayım. Bir abi geçerken adaletin olmayışından yakınıp. O da haklı. Yani o da haklıdır kendince. Doğru söylüyor. Yani çoluğa çocuğa tecavüz ediyorlar. Kur'an kursunda, cemaatlerde, ondan sonra bilmem okullarda. Hani normal okulda da vardı da. Bunu dini pandanslı, din söylemiyle olan yerde tepkisi çok büyük oluyor. Hiç olmaması lazım. Hani hiçbir yerde olmaması lazım da. Ama bakıyoruz ev toplu. Ya erkek çocuğuna 12 yaşında. Ne oldu? Hiçbiri ceza almadı. Kimisinin mahkemesi zaman aşımına uğruyor. Kimisi az bir ceza alıyor. Kimisi olmadı diyor ki aileleri ikna ediyorlar. Çocukların ifadesini değiştiriyorlar. Ya bu böyle bir ülkede ben yaşamak istemiyorum ya. Tecavüzü savunan, tepki göstermeyen bir ülkede ben yaşamak istemiyorum. Niye yaşayayım ben? İnsanız biz ya. İnsanız. Hani reşit olsam yaşarsa diyeceksin ki şeyi var. Gönlü var. Hani rızası var. Ya aile bakanı diyor ki Adalet Bakanı diyor ki küçüğün rızası varmış diyor. 12 yaşındaki çocuk ne ya? Bir de Adalet Bakanı söylüyor bunu. Küçüğün rızası varmış. Bir başka aile sosyal bakanı da bir kereden bir şey olmaz diyor. Kaç sefer yapacak o zaman? Makbulü kaçmış. Ayıp. Ayıp. Ayıp bunlar ya. Türk milletine demeyeyim de artık insanlığa yakışmaz. Bunlara insan denmez bu tür şeyleri savunanlara. Ama ülkemiz böyle perişanlıklarla dolu. Ondan sonra vizyonsuz. Ondan sonra ne bileyim ne der? Kalitesin diğer bir adı ne? Liyakatsız. İnsanlar tarafından yönetildi mi böyle olur. Bir daha sormak istiyorum. Hep konuştuk, eleştirdik bir yönlerini. Olumsuzlukları ülkemizin. Olumlu yönlerini sayın desem ülkemizle ilgili ne derdiniz? Tatlı bir kapanış yapayım. Olumlu yönü şöyle. Sigarayı her yerde yasakladılar bak. Bu olumlu. Kapalı alanlarda. Kapalı alanlarda yasakladılar yani. Sağlık için olumlu. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Mesela yol yaptılar, köprü yaptılar, tamam hastane yaptılar ama bunu verimli yapmadılar. Yani adeta ülkeyi soyar biçimde yaptılar ya. Osman Gazi Köprüsü 1,5 milyar dolara mal oluyor. 15 sene, 20 senede ödenecek para 14,5 milyar. Bir de diyor ki parası bizim cebimizden çıkmıyor. Kim veriyor bu parayı? Cenab-ı Allah mı veriyor? Ebabil kuşları mı veriyor? Köprü garantisi veriyor. 300 lira diyelim, örnek veriyorum. Köprüden yani 300 bin araç veriyor. Köprüden 100 bin araç geçti. 200 bin hazine dönüyor. Hazinedeki para kim veriyor onu? Senin, benim, vatandaşın vergisi değil mi? Yani biz salak mıyız yani? Biz salak şöyle karşıdan bakınca salak olan mı gözüküyoruz? Ama bunu her vatandaş anlayamıyor. Her söyleneni doğru kabul ediyor. Neymiş? Dinimanlıymış. Alnı secdeye geliyormuş. Alnı secdeye gelenleri gördük. Ülkeyi ne hale getirdiler? Öyle alnı secdeye gelen yok. Gerçek var, gerçek. Yaşanmış gerçeklere bakacaksın. Alnı secdeye, nice alnı secdeye değenler vardı da bu ülkeye ne pislikler yaptı. Bu millet onu bilmesi lazım. En kısa zamanda bu yönetimden kurtulması lazım. İyi şeyleri işte saydım. Köprü mevcut tamam ama çok büyük paralara mal oldu. Bir havalan yaptılar. Dünyanın en büyük havalanı dediler. 35 milyar dolar. Çin yaptı bizden sonra 14 milyar dolar. Yani bu nasıl bir ekonomi? Bu nasıl bir rentable yani verimli bir ekonomi yönetimi? Değil. Şimşek'in falan şey paketi. Onlar halkı kandırmak için. Daha başlangıç. Daha tasarruf paketleri açıklayacağız dedi. Kimi açıklayacak? Vatandaşı. Nereden açıklayacak? Yani tasarrufu kim yapacak? Ben bir basit örnek vereyim. Bak Fransa'da 9 bin, İngiltere'de 7 bin, Almanya'da işte 8 bin makam aracı var. Bizde 125 bin. Bizde 25'i kalsın, 125'i 25'i kalsın, 100 binini satalım. Bu 100 binin şoförü vardır. Bilmem ne vardır? Hani 100 bin şoför değil de garajdakilerle birlikte abi diyelim ki 5 arabaya bir şoför düşsün. 20 bin şoför orada. 20 bin personel. Onun personeli başka yerlerde görevlendirelim. Benzini, bunun 100 bin aracın benzini. 25'i kalıyor ya. 100 bin aracın benzini, bakımı, ondan sonra sigortası, taşıt vergisi. En basitinden ya. En basitinden. 2 tane fabrika yapmaz mı ülke? Yapar. 5'er bin kişiden 10 bin kişi çalışsa 40 bin kişi ekmek gider mi? Gider. Bunun döngüsünü düşün. Yıllık. Yani bu kadar basit. Oralardan bir başlasınlar. Ondan sonra bize gelsinler. Biz zaten her zaman tasarruf yapıyoruz. Bizim cebimiz zaten hep paket şeyle, önerilerle, listesiyle geziyor. Milleti kandırmasınlar. Bu millet aptal değil. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Anteciğim merhaba. Türkiye'nin en büyük problemi ne? En büyük problemi yoğun bakımların olmaması. 32 yaşında çocuğumu kaybettim. Yoğun bakım. Buradan çocuğumu aldılar, götürdüler. 112 ta Esenyurt'a. Üsküdar'dan Esenyurt. Evet. Yoğun bakım yerleri dolu. Niye yoğun bakım yerleri açılmasın? Neden açılmasın? Anadolu yakında 1000 tane büyük bir
arazi alın. Yoğun bakım üniteleri kurun. Bu insanlar hem kurtulur hem rahat eder. Avrupa yakasının yoğun bakım üniteleri. Hani ufak yerler açmakla değil. Hastalar için yoğun bakım üniteleri açılması şart. Ben bunu diyorum. Hani şey yapmak istemiyorum ben. Yani, anlatmak istemiyorum. Yoğun üniteler yarın annen de hasta olduğu zaman 112 görüyor. Nereye gördü? Gata'da yok. Orada yok. Efendim nereye? Kurtköy özel hastan veyahut da neresi? Esenyurt. Ya ben şimdi Esenyurt'a nasıl gideceğim? Çocuğumu kaybettim. Kaybedildi bir hafta oldu. 32 yaşında. Yetişemedim ya. Yani canlı olarak oğlumun yanına yetişemedim. Hani yani yoğun bakımda ünlüye entübeyi aldı ama bir nefesim duymak isterdim. Ben buradan Beylikdüzü'ne metrobüse biniyorum. 1,5 saatte yürüyorum. 1,5 saat 80 dakika sürüyor. O 80 dakika sürdüğünde iniyorum. Tekrar bir yarım saatte otobüs sürüyor. Hastaneye ulaşıyor. Neden bu tarafta benim yoğun bakım ünitem olmasın? Hani hastanenin tamam var. Numunede var o da ama dolu. Bunu çoğalt. Yoğun ünitelerini çoğaltın, büyütün. Büyük bir arazi alın, makine alın. Bu sadece yoğun ünite makinesi. Hasta için bu çok önemli. İnsan yönü. İkincisi, sahiller olduğu gibi balık tutanların elinde geçemiyoruz. Eskiden biz oltayla balık tutarken makas da keserdi zabıta. Böyle sallayarak orada geçemiyorsun. Ta Kuşkonmaz'a kadar. Bir gidin görün. Onlara da bir yer ver. Ben demiyorum balık tutsun insanlar. Bir hobidir. Ama ben engelli olduğumda veyahut yaşlı bir annemle oturup orada bir denizin havasını almam lazım. Vapurun seyredin. Doğayı seyredin. Yok oturamazsın. Orası olduğu gibi balıkçıların balığı. Gidin görün şuraya. Olduğu gibi balıkçılar. Siz doğrusunuz bu arada. Balıkçılar biraz o oltaya atarken dikkatli edin. Hani bu da var. Hani iki o hani dikkatli yok ya. Onlar da attığı zaman bir metre orada olsa orada bir çocuğun gözü çıkabilir. Orada silah taşımışsın, insanı vurmuşsun. Hava kurşun gelmiş ki sen de orada bir otursan, bir gelse kılıçını alsa. Bu Allah koruması dedi. Tövbe ya yanlış anlama, el anlamışsın. Bu bile bir kaza. Ya kaldır bunu ya. İyisin. Tepire onlara müsaade edin. Şöyle bir ufak yer ver onları. Yer ver. Orada balık tutsun. Ama mutlaka ve mutlaka Anadolu yakası ve Avrupa yakasında yoğun bakım üniteleri kurulsun. Cihazlar kurulsun. İnsanların dönmesin. Hani buradan hasta ambulansı bir gidiyor. Ne? Yolda öldü ya. Ama neden en azından bir Üsküdar'ı hani Üsküdar diyorsam Sultanbeyli ama büyük bir arazi içinde yoğun bakım ünitesi sade yoğun bakım ünitesi kurulsun. Ben de hastane demiyorum. Hastane ayrı. Her yerde numunede var. Her yoğun bakım ünitesi. O yoğun bakım ünitesi çok önemli. Çok önemli. Diyeceğim bu kadar. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.